aynı zamanda turizm işletmecisi aynı yani hem turizmle ilgili karar alan hem de oradan menfaat güden insan olmaz. Çünkü orada ahlak yok. Ya da bir dindarlık ahlakın yerini aldığı için bir e, bakan kendi şirketi üzerinden dezenfektasyon satıyor oraya. Veyahut ahlak tanımıyla din tanımı çok ikisi çok başka değerler olduğu için e, tekrar söylüyorum dindarlık tamamen insanın Yaradanla kurduğu bir bağdır. Şükürdür, ibadettir. Oradan kendine bir disiplin edinme çabasıdır. Ahlak ise çok daha başkadır. Onu edinmenin yolu yöntemi çok başkadır. Onun eğitimi başkadır. Dinle alakası yoktur. Din sadece ahlaklı olmayı vaaz eder. Ahlaklı olun der. Ama nasıl olacağına nasıl öğren? Yani şöyle düşün. Ben sana diyorum ki miden ağrısına her sabah bir bardak ıhlamur çok iyi gelir. Mutlaka bir bardak ıhlamur iç. Ama ıhlamuru nereden bulacağını söylemiyorum. Onu bulmak sana kalıyor artık. Dinin de mesela ahlaklı olun. İşte din güzel ahlaktır gibi sözleri bireyi ahlaklı olmaya yani temiz namuslu olmaya davet eder. Ama bireyin onu elde etme çabası başka yollarladır. Senin dikkat çektiğin o yolsuzluklar unuturuz dediklerin. Onlar orayı ahlaksızlık olarak görmüyorlar. Günah olarak görüyorlar. O yüzden buranın en temel sorunu bir ahlak sorunudur. Özellikle dindarlık üzerinden kendini hayat tasavvuru yapanların. Şimdi yani bakanlardaki, öbürlerindeki yolsuzluk iddiaları, bütün bunları görmezden geliyor olmalarını bir günah gördük Allah affetsin, bir günah işledik Allah affetsin olarak bakıyorlar. Zaten dindarlık üzerinden hayat kurmaya ben buna biraz da dincilik de diyorum o insanların bu kadar kolay çürüye çürür hale gelmeleri, bu kadar hassasiyetlerini her birimizi bizi şaşkınlığa düşürüyor ya mesela. Mesela diyoruz ya nasıl olabilir bir bakan kendi şirketinden dezenfekte satabilir? Ya nasıl olabilir bu bu kadar utanma duygusunu kaybetmiş olabilir diyoruz ya. Çünkü biz biraz ahlaki pencereden bakıyoruz. O ise Allah affetsin bir günah işledik diyor. Öyle bakıyor. Ya da diyelim ki şimdiki Turizm Bakanı. Biz diyoruz ya nasıl olur bir bakan hem Turizm Bakanı olur hem de tur şirketinin sahibi olur hem de aynı zamanda oteller yapar kendi lehine kararlar alır otellerinin lehine. Çünkü o başka bir şeye bakıyor. Levent problem burada ne biliyor musun? Ben kimsenin diniyle ahlakıyla ilgilenmek zorunda değilim. Türkiye hukuk devleti değil. Oba, hukuk olsadan başka zaten. Ha ama Levent'çim şimdi doğal olarak biz ne konuşuyoruz? Haklı olarak şimdi çünkü referans noktası neresi bu adamların? Sen anlıyor, Din ahlak? Ama. Abi güçüye şey e, Ruhsar Pekcan arkadaş bu ülkenin savcısı savcıları tamamı görevini yapmıyor bir dakika şimdi ben şurada bir şey söyleyeceğim tamam. bir cümle ha. daha Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu onlarca şeyi dosyayı ilettiler bir tanesinin kapağını kaldırmadı savcılar çünkü hukuk yok ben kimse dininden bana ne ahlakından Bak şimdi, bana ne hukuk e, biz şimdi şey kısmını tartışıyoruz ama bir insanın nasıl böyle suçlar işleyebilir hale geldiğini yoksa hukuk olsa ister istemez bunu engeller, bundan bağımsız. Biz sadece bir insanın utanma duygusunu nasıl kaybediyor, niye kaybediyor. Biraz onun felsefi yönünü konuşuyoruz. Evet. O yüzden, yoksa hukuki kısmı değil. Neyse fazla uzattım. Şu gece yasa müzik yasağında evet. biraz senden farklı düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Murat, müzik yasağını ben muhalif kesimin biraz fazla abarttığını düşünüyorum. Kendimden örnek vereceğim. Müzik yasağı olmadığında ben sabaha kadar benim sokağım, evim Arap müziğinin tavernasına dönmüş durumda. Gemiler adam çekiyor boğazın ortasına bir gemi açıyor Arap müziğini sonuna kadar. Ee, acaba ben mi yanlış düşünüyorum diye her karşılaştığım özellikle muhalif kesimden insanlarla konuşuyorum. Müzik yaza özellikle beni izleyenler de vardır şimdi. Bu durumda Alaçatı'da Ege bölgelerinde yaşayan insanlar ya illallah ya uyuyamıyoruz evimizde haline gelmişler. Şimdi biz bir sorumsuz toplumuz disiplinimiz yok, başkasının hakkına saygı yok, hukuk yok. Mesela ben Çengelköy'de oturdum yıllarca. Yıllarca Çengelköy'de oturdum Murat. Ben 10 yıl boyunca evimden Reina'nın müziğini dinleyerek yaşadım. Şimdi şöyle düşün. Bir izolasyon yapılabilir mekana. O mekan izolasyon yaptığında yaptığında her türlü müziği çalarsın. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama şunu bilelim. Milyonlarca insan sağındaki, solundaki, komşusundaki sorumsuz lümpen adam mesela diyelim ki bir mahallede bir bar canlı müzik yapıyor. Gece ikiye kadar vur patlasın, çal oynasın. Etrafındaki on binlerce insanın çocuğu uyumuyor, kendisi uyuyamıyor. Şimdi bunun bir disiplin edilmesi lazım ki müzik yaza, yasağı tartışması benim bildiğim 50 yıldır var bu ülkede. Ben AK Parti iktidarından önce hatırlıyorum. Polise gittiğimizi hatırlıyorum. Ya kardeşim oturamıyoruz burada şu müziği durdurun dediğimiz için polise gittiğimi hatırlarım ben. Birçok arkadaşım da gitmiştir. O yüzden müzik yasağı şimdi bire kadar çıkarılmış. Hep genelde sosyal medyada böyle tepkiler görüyorum. Ya virüs bitti de hala yasak niye duruyor? Arkadaş bunun bir sınırı olması lazım. Yani bu muhaliflik, burayı muhalifliğe getiremeyiz. Muhalifliği bunun üzerinden sürdürmek doğru değil. Gidin Alaçatı'da yaşayan insanlara bir sorun bakalım. Onlar ne diyorlar müzik yasağına? Gidin Bodrum'da, gidin Kuşadası'nda, gidin İstanbul'da. Gidin mesela şurada Bebek'te oturan. Bebek'te. Şurada Kabataş'ta, Beşiktaş'ta oturan insanlara bir sorun deyin ki müzik yasağına ne diyorsunuz? Murat Beşiktaş'ta oturuyorsan Boğaz'ın bütün müziğini evinde dinliyorsun. Dediğim gibi Boğaz olmuş zaten Arap şeyi, tavernası. Bütün gemiler açıyorlar, motorlar sonuna kadar müzik. Zaten o denizin şeyiyle, esintisiyle beraber müzik olduğu gibi evlere giriyor. Çocuğunu uyuyamıyor, eşin uyuyamıyor, evinde iki sohbet edemiyorsun. O yüzden ben biraz muhalif kesimin müzik yasağı kısmını bir gözden geçirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Festivallerle müzik yasağı aynı değil. Müzik yasağına festivallerle aynı anlamı yüklediğimizde festivali yasaklayan oradaki tehlikeyi hafifleştirmiş oluruz. Çünkü festival yasağında ya da Aynur Doğan'ın konserinin yasağında bir problemli bir durum var. Bir yaşam tarzı dayatması var, bir tek kültür dayatması var. Ama müzik yasağında biraz toplumun farklı ki bu illa şey demiyorum. Tekrar söylüyorum. Muhalif kesimden insanlarla konuşuyorum. Öyle hani AK Partili dindar falan filan değil. AK Partili zaten öyle bu tip müzik olanlar şeylerin mekanlarının çok yakınında yaşadıklarını zannetmiyorum. Ama daha muhalif kesimden kiminle konuştuysam daha bana bugüne kadar bunu özellikle kendime de acaba ben yanlış düşünüyor olabilir miyim diye kendimce böyle bir kamuoyu araştırması yaptım bir anlamda. Bütün insanlara kime sorduysam Murat herkes dedi ki ya bunun bir disiplin edilmesi lazım. Çünkü şunu bir hesaba katmamız lazım. Biz kural tanımaz bir toplumuz. Biz hukuk tanımaz bir toplumuz. Biz başkasına saygıyı henüz öğrenememiş bir toplumuz. Ya ben burada vur patlasın, çan avirasın yapıyorum ama şurada 50 metre ilerideki evlerdeki insanların durumu nedir düşünmüyorum. Ya da şu şimdi burada 5 dakika şey 5 10 arkadaş şöyle diyoruz. Hadi gidelim Bodrum'da bir kurtlarımızı boşaltalım yüksek müzikle dans edeceğiz, eğleneceğiz, keyif yapacağız. Ama şunu düşünmüyoruz. O biz kurtlarımızı boşaltırken, yani şey anlamda söylüyorum, içimizdeki zehir atarken o mekanın 100 metre etrafındaki on binlerce insanın hayatını ne kadar cehenneme çeviriyoruz kısmını biraz dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Buna böyle bütünüyle tepki göstermemek yasak kısmında birazcık bir disiplini etmek iyidir. Ha şunu diyebiliriz. Mekanı izolasyonla yapılmış, sağlama alınmış, her yerde müzik sabah kadar da serbest olabilir. Mesela benim evimde. Ben evimde izolasyonumu yaparım. Sabah kadar kimseyi rahatsız etmiyorsam çalarım. Devlette de gelip bana evim derken bu bir otelin şeyi de olabilir. Diyelim ki otel izolasyonunu yapmıştır. Etraftaki kimseye yansımıyordur etkisi, rahatsız da etmiyordur. Veyahut bir gece kulübüdür izolasyon ama biz biliyoruz ki kimse izolasyonu yapmıyor. Yasak kalktığında yani bütün yasak kalktığında Boğaz'ından sokağına adamı görüyoruz ya arabasını açıyor, koyuyor müziği sonuna kadar. Bangır, bangır 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 bangır. Ya kardeşim burada başka insanlar yaşıyor diye öyle bir nezaket göstermiyor. O yüzden bu ikisini ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Şöyle düşünüyorum Levent. Senin söylediğin desibel yani sesle ilgili bir sorun. Ama iktidar müzik yasağını konu komşu tırnak içinde rahatsız olur diye getirmedi. Şunu biliyoruz. Eğlence hayatında ya da eğlenen insanların... Bunu ayırmamız lazım anlamda söylüyorum. Evet ben. evet. Çünkü ikimiz de şunu çok net biliyoruz. AKP o yasa AKP bunların tamamını bir şekilde hayata <laughs> müdahale için söylüyor. Şimdi senin dediğin insan hakkına da aykırı yerleşim yerindeki şey. Dediğin gibi bunun taşması her zaman oldu. Ama AKP'nin müzik yasağı doğrudan doğruya insanların yaşamlarını daha kısıtlayıcı, daha farklı yere götürücü bir hamleydi. Bu yüzden yaptı. Yani 12 sonra bir hikayesi falan filan her şeyi kaldırıp. Hatta 12'de her şeyi kapatıyorlardı falan. Şimdi bunun ayrımı tabii önemli. Sen de bunu mutlaka zaten böyle düşünüyorsundur. Çünkü desibel, iş desibel değil. İş, Ama şimdi Murat, iş müdahale. Tamam peki. Sonuçta bir desibel sorunu var mı? Var. Diyelim ki bu adam bunu bu niyetle koyuyor. Ama bir de sorunu da var. Bunu nasıl ayıracağız? Şimdi şey sevgili Rudvan Budak mesaj atmış. Aynen katılıyorum müzik yasa devam etmeli diye. İşte Levent şöyle yani bir bizim şey. Bizim ama sonuçta şey yapamayız. Yani bunlar bizim yaşam tarzında müdahiller zaten. Festivalle müdahaleler, tamam. çocukların oku üniversitede kutlamalarıyla müdahaleler. Biz bunları görüyoruz. Evet. Ama ben ikisini ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü müzik yasağından muzdarip olan çok ciddi milyonlar var. Buna karşı çıkmamız yani bak bir şey söyleyeceğim. Festivaledeki yasağa karşı çıkmakla müzik yasağına aynı aynı gerekçeyle karşı çıktığımızda festivaldeki yasağın arkasındaki niyeti de hafifleştirmiş oluruz diyorum. Ben de düşünüyorum ki desibeli azaltalım, etrafa rahatsızlık vermeyelim ile 12'de ya da 1'de müzik yasağı getirelim arasında bir fark var. Mesela kaç olması lazım? 2 midir? Ben bilmem. Ama ben bir şey söylüyorum. Etrafa yani etrafa zarar vermeyecek şekilde dünyanın, bir şey. Bilmiyorum katılır mısın? Hemen hemen bütün ülkelerde bu vardır, bu tartışma. Bütün ülkelerde bir sınır vardır, bütün ülkelerde. Ee, i̇zolasyon olmayan hiçbir yerde, ben Londra'da aylarca kaldım bilirim. İzolasyon yoksa asla müzik çalamazsın, dışarıya veremezsin, hiçbir yerde. Dünyanın bütün ülkelerinde bu tartışma vardır. O disabel dediğimiz e, tartışma. O yüzden e, şunu yapamazsın. Sabaha kadar diye bir dünya hiçbir yerinde yok. Üçe kadar yok. İkiye öyle bir şey yok. Evet. Bir sınır koyar. Çünkü uyuyacak insanlar vardır. Ama izolasyonun vardır. Çünkü mesela şöyle desen kaç kişi uyar Allahını seversen? 200 baremin üzerine çıkmayacaksın. Adam sokağa çekmiş şeyi motoru gemiyi koymuş Arap müziğini 250 yapmış polisi gördü kısıyor, polis gidiyor tekrar 250'ye çıkıyor. Bunu durduramazsın. Onu o anlamda söylüyorum. O yüzden bunu disiplin edebilmek için bir çerçeve içine almak, başkalarının hakkında korumaktır aynı zamanda. E, ve bu sadece bize ait bir şey değil. Ben tekrar söylüyorum. AK Parti'nin yaşam tarzı biraz önce söyleyeyim. Düşmanı yok etme, inada girme, kadınların gülmesinden, kadınların sokakta giyiminden, hamile kadının hangi elbiseyi giyeceğine kadar böyle çocukça sakil tartışmalar yaptığından biz bunu biliyoruz. Bize nasıl bir yaşam tarzı dayatmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Festivalleri niye iptal ettiklerini de biliyoruz. Çocukların üniversitede kutlamalarını niye iptal ettiklerini de bunlar hepsini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Bu ikisini ayırmazsak buradaki asıl niyeti toplumu anlatamaz hale geliriz değil mi? Sesen ekonomiye biraz geçelim. Geçelim. Ee, yani desibele gene konuşuruz. konuşuruz. Sevdik bu konuyu. Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Şimdi e, tabii şimdi bakıyorum gelirken şu bizim serbest piyasayı Bakırköy Meydanı'nda görüyorum hep.